İyi akşamlar efendim. Bir Yeni Ufuklar programında tekrar birlikteyiz. Yeni Ufuklar yine her zamanki gibi, her hafta yaptığı gibi herkesin konuştuğu değil, konuşulması gereken bir konuyu ele alacak. İşte ne bileyim programda, haber programları da dahil olmak üzere tartışma programları da biraz onun etrafında dönüyor. Ağlayan kadınlar, zavallı insanlar, gözü yaşlı çocuklar, karnı acıkmış, susamış bir manzaralar diyelim. Hocam gördünüz mü bilmiyorum, sosyal medyayı kullanıyorsunuz siz de. Evet. Görüyorum, evet. Siz de orada karşılaşıyoruz arada bir. Bir tane tank şeyin üzerinden geçti. Onu döndür döndür dolaştırdılar. Ukrayna Rus hani diyor, bir de üstüne böyle her dilden okudum. İngilizce okudum, Almanca okudum. Hepsinde de var o. Rusya diyor ki diyor sivillere bir şey yapmıyoruz. Bu ne diyor? İşte şeyler böyle göstermiyor, görüntüler böyle göstermiyor. Evet. Arabanın üstüne doğru tank böyle artık kayıyor mu ne oluyorsa. Kayıyor, üstüne altına alıyor arabayı. Bağırışlar, çağrışlar falan da oluyor. İşte bak gördünüz mü, Rusya şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bir, yani günlerdir bunun üzerinde. Artık bakmıyorum bile, çeviriyorum o çıktığında. Televizyonlarda falan da gösterdiler. Bugün açıklama yapmış şey. O Ukrayna tankı maalesef diye. Yani Rus tarafı mı açıklamış? Yok, kendileri açıklamış. Kendileri, ha evet. De. İlk günden itibaren öyle bir tartışma vardı, evet. Ukrayna tankı bilmem neresi bombalanmış. Yani evet. Tabii sosyal medyanın yalanlarını konuşalım anlamında evet, söylemiyorum evet, ama evet, evet. Müthiş bir bir taraftan da böyle bir algı operasyonu şeklinde yalan da dönüyor. Biz şunu konuşalım diye düşündük bu hafta. Türkiye, Rusya, Ukrayna. Kırım dolayısıyla Ukrayna ile de evet. Epey bir ahbaplığımız da var diyelim, yüzyıllara dayanan gelinlerimiz var oradan. Osmanlı Sarayı'nda epeyce seviyorlar. Yani ortak kültür ve anlayış olduğu için herhalde beğeniyorlar da aslında Kırım. O coğrafyanın hepsiyle var bence. Evet. Yani Ukrayna, Rusya, Belarus, zaten Orta Asya, Kafkaslar hepsiyle çok sayıda evlilik var. Evlilik var. Ve enteresan bir de o evlilikler başarılı evliliklermiş. Evet, evet. Öyleymiş. Yani en az boşanma onların arasında oluyormuş. Ortalama ikişer üçer çocuk, uzun süreli evlilikler falan. Evet, yani evet. Yani benim de gözlemim öyleydi. Bunların rakamsal şeylere ayrılmış araştırmaları da var. Hı. Hem çok sayıda hem de Türkiye'de yaşayanları var. Orada yaşayanları var. Hı. Bu seyahatler sırasında sıklıkla karşılaşılıyor. Onlardan doğan çocuklar. Evet. Böyle. Bir de karışınca çok güzel de oluyor. Ukraynalılar da güzel aslında. Yani daha doğrusu Karadeniz'in üstü zaten bizim farklı bir renk katıyorlar diyelim. Türk şeysi oralardan epeyce gelip geçtikleri için batıya geldiklerinde çoğu akınlar oradan oluyor. Biraz da Anadolu'dan zaten sonradan birleşince böyle hoş bir evet. Bileşim çıkmış herhalde. Birikim ve anlayışlar filan da tabii etkili. Esas şey herhalde insanlar birbiriyle çok kolay anlaşıyor, iyi anlaşıyor. Böyle şakalar, şunlar, bunlar. Yani neşeli benim rahmetli Ankara'da katledilen o büyükelçiyle böyle hani bir büyükelçinin yaptığı şakalar diye düşündüğümüzde mesela bir Amerikan büyükelçisinin, bir İngiliz büyükelçisinin, Rus büyükelçisinin evet, diyorsunuz. Rus büyükelçisi Karlov. Mesela o kadar güzel bir şaka yapmıştı ki böyle hepimiz bir anda gülmekten bir hala. Yani hem soğuk filan derler değil mi? Hayır, hayır. Hiç yok, öyle Ruslar değil öyle yani. Değil. Çok evet. Şey. Tam tersine Batılılarla mesela o kadar yıldır daha birlikteyiz. Onlarla orta evliliklerde de, bu tür ilişkilerde de çok ciddi bir mesafe var. Evlilikler genellikle uzun süreli olmuyor ya da uzun süreli olanı az sayıda diyelim. Bir de benziyoruz. Mesela bana Moskova'da çok sık şey sormuşlar, adres sormuşlardır. Yani Rus zannediyorlar ve şey yüzümüzden falan. Evet. Siz de şeye gittiğinizde, Asya tarafına doğru gittiğinizde herhalde size de adres sorabilirler. Nerelisiniz hocam?
Valla biz Orta Anadolu'yuz ama şöyle söyleyeyim, benim Kazak öğrencilerim, Kazakistan'a da gittiğimde şimdi mesela Kazaklar falan kendilerinden olmadığımı düşünüyorlar. Ama Kazak öğrenciler diyorlar ki hocam, bizim çocuklar da büyürken aynı şeyleri söylerlerdi. Yani Özbekistan'da ve Türkmenistan'da size işte adres sorarlar manasında, hani orada kaybolabilirsiniz. Aynı şey. Evet, ben de Uygur bölgesine ilk gittiğimde. Dilleri öğrenmek de çok uzun sürmez manasında. Oyunları, müzikleri de benziyor. Epeyce gelmişiz oradan zaten. Bazen ben bir keresinde bir köydeydik hatta. Yani köylük bir yerdeydik. Sincan bölgesinde. Zannettim Kırşehir'de filanız yani. Hem insanlar, hem üst baş giyim, kuşam, hal, hareket filan hepsi çok benziyor. Evet. Nasrettin Hoca da var biliyorsunuz Çin'de, değil mi? Ters binen bir Nasrettin Hoca. Gittim. Bilmiyorum. Pekin'de indim, böyle bir heykel parkı vardı, müzesi gibi, açık hava müzesi gibi heykel sergisi var. Onu dolaşıyorduk filan. O zaman o manada evet. Uygurlar arasında Nasrettin Hoca kültürü var mı acaba? Oradan onlarda da var ama Çinlisi de var. Adı başka ama hikayeler aynı. Aynı böyle eşeğe ters inmiş bir tane Nasrettin Hoca kavuğunla falan yani, ama adı başkaydı. Evet. Bunlar güzelliklerimiz diye düşünüyorum. Evet, hemen oradan başlayalım isterseniz. Rusya, Türkiye, Ukrayna ilişkilerinin geçmişini ve geleceğini, esas geleceğini konuşalım istiyorum ama geçmişinden de şöyle bir gelelim. Biz bu Ruslarla habire kavga etmişizdir, birbirimizi yemişizdir, onlar bize hep düşmandır. Bu saatten sonra Ruslarla dostluk olmaz derler sabahtan akşama kadar televizyondaki sunucular. Öyle midir hocam? Şimdi vallahi, boş boşuna mı uğraşıyoruz biz, ne yapalım? Şöyle, eğer bunu Osmanlı döneminden alırsak, evet yani Rusya Osmanlı'nın en büyük rakiplerinden biriydi. Ve Osmanlı'nın belki de çöküşündeki sebeplerden de biriydi. Çünkü Osmanlı'nın güçlü olduğu bir kabaca o coğrafyada 100 yıldan sonra Osmanlı'nın geri kalması, ki orada Osmanlı'nın geri kalmasında Rusların bir payı yok tabii, Osmanlı'nın kendi iç dinamikleriyle alakalı bir sorun. Bu arada Rusya'nın çok hızlı batılılaşması benim görebildiğim kadarıyla tabii Rusya'yı giderek daha güçlü kıldı. Bir de Rusya'nın İstanbul ve Boğazlar bölgesini ele geçirmeyi kendi milli ideali haline getirmesi. Bunun kabaca bizim Bolşevik, yani daha doğrusu Bolşevik ihtilali ve bizim milli mücadeleye kadar sürdürmesi. Milli mücadele değil de Bolşevik ihtilaline kadar demek lazım. Ondan sonra bir ara dönemden sonra da 1945'lerde yeniden Stalin'in bu fikri canlandırır casına bir şeyler söylemesi ve 1953'e Stalin'in ölümüne kadar gelinmesi. Şöyle Osmanlı'nın dolayısıyla yıkılmasında da işte bu Stalin döneminde de Rusya'yı ve Rusları çok büyük bir düşman haline getiriyor toplum gözünde ve aynı zamanda tarih okumalarında, öğrenci yetiştirmesinde vesaire. Ama şöyle de gerçekler var. Yani 19. yüzyılda dönem dönem Ruslarla Osmanlı'nın sınırlı düzeyde işbirliği ve ittifak girişimleri bir tarafa bırakılsa bile en önemlisi milli mücadele dönemi. Evet. Şimdi tabii orada iki tane feodal imparatorluk. Yani ikisi de genişlemek istiyor. Yani imparatorluğun hedefi ne olur? Ne kadar genişlersem o kadar çok merkeze vergi gelir. Ben de o kadar Rusya zengin olurum. Rusya o kadar feodal değil. Yani belki başlangıcında imparatorluk, evet, daha modern bir şekilde geldiği için Osmanlı'ya üstünlük de sağlıyor belki. Evet. Yani siz 1700'lerden söylüyorsunuz itibaren. Tabii kapitalizm onlarda daha erken gelişmeye başlıyor ve önünü açılıyor bir anlamda belki ama. Ve milletleşme süreci de hızlı. Evet. Yani bir Türk milleti ortaya çıkması Osmanlı'dan falan çok geç Ruslara göre. Hatta Ruslarınki imparatorluk ama aynı zamanda sanki milli devlet gibi bir imparatorluk. Yani içine giren halklar da batılılaşma yoluyla Ruslaşıyor. 1905'lerde falan bizde de Jön Türkler falan şeyini düşündüğünüzde de bir milli şeyler. Ama yani o sırada Rusya Namık çok Kemal'in güçlü artık. Vatan Silistre'yi oynamak için kadınlar bile birbirleriyle yarışıyorlar. Ben olacağım Zekiye
filan gibi. Yani müthiş bir millici. Özellikle ben kadınları açısından izlemiştim. Yani o dergi, çıkardıkları dergi ve şeyleri. O dönem müthiş millici bir duygular. O ne yapıyor? Tabii kendine bir milli duyguların gelişmesi insanın kendine olan güvenini ve milletine olan güvenini de aynı şekilde kuvvetlendiriyor. Dolayısıyla da daha erken dediğiniz gibi bir millicilik akımları. Şimdi aslında şeylere çok ihtiyacımız var. Yani mesela Osmanlı modernleşmesiyle Rus modernleşmesini karşılaştıran, Osmanlı modernleşmesiyle Japon modernleşmesini karşılaştıran çalışmalara çok ihtiyacımız var. Ama buradan şuraya gelirsek, yani efendim işte Rusya ile tarihte hep böyleydik. Tarihte böyle de değildik. Dediğiniz gibi Kurtuluş Savaşı'nda onların desteği olmasa, daha doğrusu biz Çanakkale'de düşmanı Gelibolu'da tutmasak, onlar da devrim, 1917 devriminin başarıya ulaşması belki. Evet, genel bir değerlendirme. Yolları düzlemiş olduk bir anlamda. Evet. Orada da Bolşevik devriminin olmuş olması ve onların savaştan çekilmesi milli mücadeleyi daha mümkün hale getirdi. Şimdi şöyle düşünelim. Eğer 1918'de Osmanlı savaştan havlu atıp teslim olduğunda ve Mondros'u imzaladığında aynen İngiltere, Fransa, İtalya gibi karşımızda Rusya'da olsaydı, zaten Rus birlikleri herhalde bugünkü Sivas'tan Ankara'ya doğru falan ilerleyip gelecekti Anadolu'da o tarihte. Ve Ruslar gelip İstanbul'a falan doğrudan el koyacaklardı o tarihte. Şimdi öyle o şartlarda bir milli mücadele yapılabilir miydi bilmiyorum. Ya da bu ne kadar yapılabilirdi, ne kadar başarılı olabilirdi. Ama tam tersine mesela Atatürk'ün Anadolu'ya çıkarken yaptığı o kurmay değerlendirmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi yine Bolşevik Rusya. Yani tamam, içeride Türk milletinin, insanımızın birlik beraberliğine, onlarla oluşturulacak bir güç, kuvvet bileşkesine, bunlara inancı tam. Ama bir de işin dış politikası var mesela. Orada bakıldığında en önemli faktör olarak diyor ki Bolşeviklerle işbirliği yapabiliriz. Ve yanılmıyorsam Samsun'a indikten hemen sonra orada bir Bolşevik subayla görüşmesi var. Ankara'ya geldikten sonra hemen Havza'da galiba. Havza. Evet. Hem Ankara'ya geldikten Mehmet Perinçek, evet. Ankara'ya geldikten sonra ilk yapılan işlerden biri yine hemen Moskova'ya bir delegasyon göndererek onlarla nasıl, hangi şartlarda işbirliği yapabileceğimizi. Bizi tanıyan ikinci devlet. İlk de, yani şeydeyken Moskova'da, Afganistan, ondan sonra da Sovyetler Birliği. Evet, ama Afganistan'ın tanımasının bir hayır, orada tesadüf. Evet, Afganistan oradayken tabii, ama esas da Sovyetler Birliği'nin tanıması çok önemli. Sovyetler Birliği'nin, daha doğrusu Bolşevik Rusya henüz adı. O Mart 1921'de Doğu Cephesi'nin sağlamlaştırılması, o Moskova Anlaşması'nın imzalanması ve Sakarya Savaşı'ndan sonra da artan bir oranda Sovyet silahlarının ya da Bolşevik silahlarının mühimmatının Ankara'ya gelmesi, ulaşması, büyük taarruzun kotarılmasında çok önemli bir fayda. Bu aynı zamanda uluslararası dünyada da, yani işte Kemalistlerle Bolşevikler birlikte hareket ediyor diye psikolojik bir etki yaratıyor. Evet. Yani Atatürk'ün yaptığı kurmay değerlendirmesinde bir tarafında bu var. Falan. Öbür tarafında da batılı ülkeler arasında savaş sırasındaki birlikteliğin dağılmaya başlaması var. Yani Fransa'nın İngiltere ile işte Orta Doğu'daki bir takım sebeplerden dolayı yavaş yavaş kendi hallerine, kendi çizgilerine doğru yönelmesi, İtalya'da faşizmin ayak sesleri yüzünden İtalyan iç politikasının bayağı çalkantılı bir hale gelmesi, ki İtalya'da faşizm 1922'de geliyor. Dolayısıyla İtalya'nın öyle o şartlarda Anadolu'da büyük çaplı birlik bulunduramayacağı gerçeği vesaire, bütün bunları Atatürk tabii çok başarılı bir şekilde dikkate alıyor, değerlendiriyor. Ama yani sonuçta şu, sadece milli mücadele döneminde değil, milli mücadelenin sonraki dönemde de, yani 1939'a kadar. Evet, 30'lardan sonra özellikle birlikte ekonomik ilişkiler açısından. Ekonomik ilişkiler, siyasi ilişkiler de 1925 yılında işte iyi komşuluk, dostluk, iyi komşuluk ve saldırmazlık paktı
ve ona 1929'da ilave ettiğimiz ek protokolle işte her iki devletin de üye olmadığı bir uluslararası örgüte girilmemesi vesaire gibi pek çok şeyimiz var. Bunların hepsi yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisini sağlam ayakta hissetmesine belli katkılar da bulunan bir şey. Şimdi niye öyle yapıyorlar? Yani tabii bu Atatürk Bolşevik değil. Değil. Lenin'in geliştirdiği o şey üzerine. Yani illa bizim yardımlaşacağımız. Ya Bolşevikler niye bizi bu kadar seviyorlar da geliyorlar? Ortak düşmanlar. Evet. Şimdi biraz bugüne doğru gelmek üzere, aynen, ders çıkarmak üzere. Şey de var sonra. Mesela Stalin döneminde başlayan, Stalin'in daha doğrusu İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru o geliştirdiği politikanın yanlışları sonucunda Türkiye'nin Batı blokunda yer alması, sonra NATO'ya girmesi, NATO'ya girdikten sonra kabaca bir 8-10 yıl çok militan bir NATO'cu diyelim, Amerikancı bir politika izlemesi. Ama bunların da belli bir yerde Türkiye'ye sonuna şöyle geliyor. 1964'teki bu Johnson mektubu üzerine yaptığı bir değerlendirmeyle Türkiye, Sovyetlerle ilişkileri en iyi noktaya çekebilmenin yollarına bakıyor. NATO'da kalıyor ama... Bellek'te böyle bir geçmiş var çünkü. Değil mi? Johnson mektubunu isterseniz bir kısaca anımsatalım. Valla onu seyircilerimiz biliyordur. Hani bu Kıbrıs'ta 1960'ta kurulan Cumhuriyet'in Rumlar tarafından silah zoruyla yıkılması, yönetimin ele geçirilmesi, Türk milletvekillerinin parlamentodan, Türk üst düzey yöneticilerinin görevlerinden, bütün memurların bürokrasiden uzaklaştırılması ve Türk köylerine yönelik kapsamlı ya da Türk yerleşim yerlerine yönelik kapsamlı saldırılar başlaması üzerine Türkiye'nin, ki bunlar 1963'ün sonunda başlıyor, 64'ün başlarından itibaren Türkiye'nin ne yapacağını düşünerek nihayet Rum saldırılarına karşı, yani Haziran'ın başında 64'te o zamanki başbakan, koalisyon hükümetinin başbakanı, onun yani böyle giderse biz müdahale etmek zorunda kalırız demesi, ki aslında bunu derken de amacı şu: İngiltere ve Amerika'nın Rumlara baskı yaparak saldırıları durdurtması. Beklentisi bu. Amerika'dan öyle sert bir mektup geliyor ki, mektubun içeriği şu: bizim verdiğimiz silahları kullanamazsınız. Bir. Klasik. Eğer onlar bugün için de geçerli hala. Tabii. NATO deyince aynı şantajlar devam ediyor. Şimdi silahları kullanamazsınız. Bir. İki. Eğer siz Kıbrıs'a çıkarma yaptınız diye Sovyetler Birliği size saldırırsa, biz NATO yükümlülüklerimizi yerine getirmek zorunda olmayabiliriz. Hı. Bu çok kötü bir uyarı. Ve 6. filonun Akdeniz'de olduğunu hatırlatıyor. Yani sizi durdurabiliriz falan diyor. Tabii bunu da yapamıyorum. Parantez açıyorum. Akdeniz'i bir dipnot olarak düşüyorum. Sonra geleceğiz bu Akdeniz sorusuna. Orada bunu yapamıyordu ama Türkiye'yi yıldıramıyordu. Mesela 2 ay sonra Ağustos ayında Rumlar o mektuptan da cesaretlenerek Erenköy'de kapsamlı saldırılara geçtiklerinde Ağustos'un başlarında o zamanki yine Başbakan İnönü Türk Hava Kuvvetleri'ni devreye sokuyor ve yanılmıyorsam 72 ya da 75 uçakla yapılan hava harekatının sonucunda birkaç gün sürüyor. Rum tarafı hallaç pamuğuna döndürülüyor. Perişan ediliyor. Hatta orada Makaryos'un da bir konuşması var. Yaralılar ve ölülerin olduğu hastanede. Yani biz Türkiye'yi karşımıza aldık. 33 milyonluk kocaman bir ülke. O zaman 33 milyonluk kocaman bir ülke bu adaya müdahale edemez diye düşündük ama ediyor falan diyerek o Grivas grubuyla kendisi arasındaki ilk belirgin görüş ayrılıklarını kamuoyuyla paylaşmış oluyor. Şimdi o mektup üzerine Türkiye aslında bu Amerika'ya çok fazla yaslanarak yürüttüğü dış politikanın istediği sonuçları vermediğini görmeye başlıyor ve kapsamlı bir değişikliğe gidiyor. İşte o değişikliğin parçası olarak da Sovyetler Birliği ile ilişkilerini düzeltme arayışına gidiyor ve Sovyetler çok olumlu karşılık veriyor. Hala Hruşçev dönemi. Evet. Ve o zamandan önemli yatırımlar falan da yapılıyor. Tabii 20 yıl boyunca Türkiye'de. Kabaca özellikle ilk 15 yılında muazzam yatırımlar geliyor. Yani Türkiye'nin özellikle bugün demir çelik falan gibi, yani altyapı İskenderun demir çelik o zaman yapılıyor o parçada.
Seydişehir alüminyum. Bu petrokimya... Ne demek Türkiye'nin sanayileşmesi ve güçlenmesi tabii. anlamına geliyor. Ve bunlar için hiçbir yardım ve destek alamamış Türkiye önceki yıllarda Amerikalılardan. Amerikalılar ısrarla siz bir tarım ülkesisiniz, hayvancılık ülkesisiniz, böyle devam etmelisiniz. Yani bu böyle ağır sanayi yatırımları falan bunlara ihtiyacınız yok hikayeleri anlatıyor. Oysa Türkiye sanayileşmek istiyor. O sırada hocam biliyor musunuz bilmiyorum. Bu bir iş insanı heyeti gelmişti Ruslarla. Yeniden biz işte ekonomik ilişkileri kuralım filan diye ön ayak doluyoruz bu tür şeylere. Onlardan biri konuşmasını da anlattı. Böyle herkesin de çok fazla dikkatini çekmedi ama ben bana çok anlamlı gelmişti. O sırada Duma'da milletvekilleri isyan ediyor. Yeter artık içimiz dışımız portakal oldu diye. Niye? Çünkü portakal evet. tarım ürünleri karşılığında yapılıyor bu yatırımlar. Parayla. Tabii domates, biber. Kredi açmıyor. Yani burnunuza halkayı takıp yeniden sürüklemek üzere diye. Şeyler şimdi o zamanki şeylere baktığınızda çok ucuz kredilerle yapılıyor bu sanayi tesisleri. Bir kısmında hibe var belli bir bölümü. Bazı bölümlerinde işte tarım ürünleri önemli bir, ödemeleri tabii şeyler var. İşte ilk 10 yılı ödemesiz faizi çok düşük falan. Yani bu şekilde oluyor. Ve Türkiye'nin sanayileşmesine çok büyük katkıda bulunuyor bu aşağı yukarı 20 yıllık dönem. Türkiye'nin onun için de zaten 70'teki darbe de birazcık bize o bakımdan başımıza geldi herhalde. Türkiye biraz ayaklarının üstünde durmaya başlayınca tabii bu şeye de yansıyor. Siyasi olaylara ve gelişmelere de yansıyor. 60 devriminden sonraki gelişmeler vesaire. Peki şeyden sonra ne oldu? Yani Ajans'ın mektubunu söylüyorduk. İnönü'nün yazdığı şey var, mektup var. Türkiye kendini bir başka yer bulur. Yeni bir dünya kurulur bulur diye. Tabii. İşte şöyle İnönü'nün geliştirdiği bu politikayı sonraki 65'te iktidara gelen Demirel çok büyük bir kararlılıkla uyguluyor. Bu ağır sanayi hamleleri. Barajlar vesaire hepsi, o dönemde. Sovyetlerle ortak yapılan bu ağır sanayi yatırımlarının mimarı. Hatta biraz da 70'li yıllarda koalisyon hükümetleri döneminde bunu kısmen Erbakan Hoca o da destekliyor. Yani ağır sanayi hamlesi falan diyerek. Ve 1980'lere geliyoruz. Yani Soğuk Savaş yeniden başlıyor. Reagan'ın Amerika'da seçilmesi ve göreve gelmesiyle 81'de. Bu dediğim detant döneminde yaşanan olaylar Türk-Sovyet ilişkilerinde. Ve o dönemde Türkiye'de işte 1980 darbesi olmuş. Sonra 81'den itibaren... Hizaya sokulmuşuz yeniden. Hiza darbesi çıkınca yeniden hizaya sokulmuş. Olabilir. 83'te Anavatan Partisi Özal iktidara gelmiş filan. Yeni bir dönem başlıyor. Yalnız o dönemin de kendine has dinamiği şu. Sovyetler Birliği'ni 1980'lerde Sovyetler Birliği kendi iç dinamikleri açısından biraz hantallaşıyor. Giderek üretim kabiliyeti sınırlı hale geliyor. Teknoloji üretiminde geride kalıyor Batı'yla vesaire. Bütün bunlar zaten Sovyetler Birliği'nin sonunu getiren olaylar. Zincirini de başlatıyor. Siyasi iktidarın içeriği değişiyor. Yani artık sosyalist bir iktidar yok o zaman şeyden. Sosyalizmden dönmüş. Onları ben tam bilemiyorum ama öbür tarafta bizim taraftan bakıldığında Amerika'nın çok güçlü bir şekilde sistemin içinde yer aldığı bir dönem. Dolayısıyla Özal'ın var olması, Amerika ile iyi ilişkiler kurması vesaire hepsini bir araya getiriyor bu defa. Ama her şeye rağmen Özal zamanında da Türk-Sovyet ilişkileri aynen iyi gidiyor. Ama Sovyetlerin Türkiye'ye bu yardım etme politikası son buluyor. Çünkü aslında 1964'ten itibaren Sovyetler Birliği bu politikaya yönelirken Türkiye'nin günün birinde bunun karşılığında NATO'dan çıkacağını hesaplıyorlar. Yani yeniden tarafsız bir ülke haline gelir. Nötral diyorlar. Ama bu olmuyor. Bunun olmayacağını anlıyorlar. Türkiye hem NATO'da kalıyor hem Sovyetler Birliği ile en kapsamlı ilişkileri geliştiriyor. Aslında belki de en doğru olanı yapıyor o an itibariyle. Sonuçta... Ama hem NATO'da kalması tabii... Bugün de yapıyor bunu. Fena da değil. Yani şöyle, mesela bugünkü Rusya ile ilişkilerimizde
NATO üyesi bir Türkiye olması Rusya'nın da işine geliyor. Çünkü NATO'nun içinde farklı politikalar üreten bir Türkiye. Mesela Rusya ile ilişkilerini NATO üyesi olduğu için her zaman her yerde bozan bir Türkiye tablosu çıkmazsa. Öyle düşünüyor olabilir mi? Yani ben bence öyle düşünüyorlar. Şöyle yani o zaman Ukrayna meselesi bu hale gelmezdi. Yani niye geldi? NATO ile sınırdaş olmak istemiyor. Şöyle ama. Yani içine kadar bir hançerin sokulmasında. Sonuç olarak bir hançer gibi tabii oradaki iktidar diyelim. NATO ne diyorsa onu tamam efendim deyip uygulayan bir kukla gibi siyasi oyuncu diyorum ben ona. Yani tiyatro oyuncusu diye veyahut da komedyen diye biraz dışlıyorlar. Şey, ne olacak? Komedyenler de elbette siyasetle uğraşabilir ve başbakan da olur, başkan da olurlar ama o siyasi oyuncu maalesef. Yani ne yazılıyorsa senaryo, biliyorsunuz bir diziden çıkıp aynı şekilde gelmiş, öyle de benzer bir hikayeleri de var zaten. Yeteneksiz ve birikimsiz, siyasi tecrübesi ve olmayan, bir devlet adabı ve birikimi olmayan, yönetmeyen. Bu devletler de böyle yönetilmiyor. Yani tabii. Oyunculukla böyle arkadan iplerle veyahut da neyse hani var diye bizim gölge oyunlarına öyle olmuyor. Şimdi orada birkaç tabii. Belli yani onun. Şimdi NATO bu kadar içine girmesini istemiyor elbette. Şimdi bugüne gelince şöyle bakın mesela Aralık ayında Dimitri Peskov'un bir Yunan kanalına verdiği bir röportaj var. Tam bu Ukrayna krizinin hızlanarak, tırmanarak geldiği günlerde. Orada aslında Yunanistan'ı şiddetle demeyeyim ama bayağı bir eleştiriyor Peskov. Üstelik bu röportaj yanılmıyorsam aynı gün Yunan Başbakanı Putin'i ziyaret ettiği gün gerçekleşiyor. O da büyük bir telaşla ziyaret ediyor. Yani çünkü Yunanistan kendisini Amerikan bir uzak karakolu haline çevirmiş durumda. Şeyden korkuyorlar. Acaba bunun karşılığında Rusya kalkıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni falan tanıma yoluna gidebilir mi bize kızıp da diye. O korkuları giderek depreşiyor. Şimdi o sırada Peskov'un yani Kremlin sözcüsünün ki Peskov'un söylediğini şöyle düşünmek lazım. Putin'in söylediği sözler diye düşünmek lazım. Orada Yunanistan'ı bayağı eleştirdiği sırada işte spikerin iyi ama NATO üyesi ne yapsın ki dediğinde çok önemli bir nüansa işaret ediyor. Diyor ki hayır öyle değil diyor. Mesela Türkiye'ye bakın o da NATO üyesi ama sizin gibi davranmıyor diyor. Şimdi bu önemli. Yani tabii NATO üyesi olabilirsiniz ama siyasi Amerika'ya karşı tutumun farkında ve bence Türkiye'yi tercih etmesi Yunanistan'la arasında bir fark koyması ama normalde baksanız hep öyle diye de bilinir. İşte o yorumculara göre eğer yorumluyor olsak ne diyeceğiz? Yunanistan çünkü aynı alfabeyi kullanıyorlar diyelim. Zaten alfabeleri ne esas yapan Selanik biri galiba. Kökeni Yunanistan alfabesi tabii. İşte yok Ortodoks şeylik bilmem ne filan yani. Dindaşlıkları var, şeyleri var. Bir tarihe dayalı bir kardeşlik olsa onlarla daha çok kardeşler. Veya tutmaları lazım. Ama bunların öyle çok dikkate alan bir politik kültürü yok Moskova'da. Yani Moskova daha böyle çıkarları dikkate alan, onlar üzerine politika yapan, bence doğrusu bu. Böyle mesela batılı güya müttefiklerimizin yüzümüze bir şey deyip arkamızdan başka şey düşündükleri gibi de olmuyor Ruslarla. Yani ne varsa konuşulabiliyor. Zaten ona göre de sonuçlar alınıyor. Yani eğer bize bir konuda kızgınsa kızgın olduğunu anlıyoruz. Bir konuda bizimle işbirliği yapıyorsa yaptığını anlıyoruz, yapacağını anlıyoruz. Peki böyle arada bir sürü takım bizim dönemeci biraz dönerken diyelim nazik bir ifadeyle yaptığımız bir takım hatalar oldu. Bizim derken Türkiye hükümetinden söz ediyorum. Onları Rusya'nın tavrı, karşılaması oldukça olgun davrandı. Yani tabii. Adamların uçağını düşürdük. Büyükelçilerini
burada şey yaptı. Hani yani, orada hükümet hemen üzerine gitti. Gerçekten o korkunç bir tezgahtı evet, yani. Tezgah. Evet yani orada. Sonuç olarak bir kışkırtmaydı. Sonuçta tabii, bir kışkırtmaydı. Provokasyondu diyelim. İki tarafta bence yani bizim hükümetimiz biraz daha o dönemeci daha zor alıyor. Şeyler evet. Daha büyük devlet yönetme kültüründen geldikleri için zaman zaman tepkilerini de biraz yutkunarak tabii öyle yani aslında İnönü, biz de öyleydik. İnönü'nün veya Demirel'in de şeyini tabii. Düşünün. Yani Demirel'in bizzat bana söylediği işte 1970 1967'de ilk Moskova ziyaretini yaptığında ama o arada işte böyle habire fabrika getirmek, Türkiye'ye büyük sanayi tesisleri kazandırmak için çalışan birisi. Galiba ilk gezisi 67'de bir resim vardı Günüz Sokak'ta, onu gösterdi. Bunları konuşmuştuk bir kısmen de. Oradan kalkarken bak dedi burada ilk Moskova gezisi. Ben de dedim ki ya bu dedim Sayın Cumhurbaşkanım. Onun fotoğrafını asmış ha? Evet, o geziye ait bir fotoğraftı. Siz dedim yani o sırada Türkiye'de işte esir Türkler hikayeleri anlatılıyor bilmem ne. Ne kadar zor dönemde gittiniz bunları yaptınız falan. Sorma dedi. Ben dedi oraya esir Türk aramaya gittim. Baktım ortada esir Türk yok. Adamlar orayı yönetiyor bizim kardeşler. Hepsi bir yerin yöneticisi falan. Yani onları bulmakta da zorlandım. Yani ne kadar benziyor değil mi? Tarih tekerrür falan filan. Evet yani tarih Türkiye'de o sırada de, yani tutum meselesi ne kadar önemli. Şey aynı var. Şeyi şimdi Uygur'daki bizim vatandaşlar o kadar çok ben kaç defa gittim. Sadece Uygur değil o tarafı ben bilmiyorum hayır, ama bu tarafta de şimdi Ruslarla ilgili neler neler konuşuluyor işte tarihi düşmanımız da yok evet, bilmem evet. Ne de falan filan diye. Böyle bir soğuk savaş milliyetçiliği. Şimdi aslında belki şunu söylemekte fayda var. Geçen Kazakistan olayları üzerine de böyle bir milliyetçilik depreşti ve güzel olmadı. O da şu, yani Rus ve Rusya karşıtlığı hatta düşmanlığı üzerine bir Türk milliyetçiliği oluşturulmuş evet, sanki. Evet. Bu böyle bir şey olmaz. Yani Türk milliyetçisi Rus düşmanı olmaması lazım şimdi. Atatürk Türk milliyetçisiydi bakın. Bakın, işte işin esası orada. Yani Atatürk'ün harmanladığı esaslar üzerinden gidilmeli, modern olunmalı. Hiçbir millet düşman, dost, tarihi dost, tarihi düşman vesaire bunlar doğru değil. Doğru olan şey ülkenin çıkarları için makul dış politika yürütmek. Budur esas olan. Hani ama emperyalist şeyler beslemez mi? Büyük bir devlet olduğu zaman, beslediği tabii. Zaman da biz de en başta biz kendi göğsümüzü süpe ederiz diye. Ben sol bir gelenekten geliyorum biliyorsunuz. Yani evet. 18'li yaşlarından itibaren bu şeyin hareketin içindeyim. Sovyetler Birliği'ne karşı biz sosyal emperyalist diye şey yaptık. Ve kıyametler koptu o dönem. Hocam yani solun içinde kolay bir şey değil. Bakma gülmeyin öyle. Zor. Evet, yok, zor iş. Tahmin ediyorum. Siz Lenin'in ülkesine, bilmem de sosyalizmin ülkesi, ana vatanına emperyalist diyorsunuz, sosyal emperyalist diyorsunuz. Kıyametler kopuyor gençliğin içinde ayaklı şey bayağı şiddetli ama olduğu vakitte diyeceğiz. Öyle evet. Mi? Yani eğer bana, benim milletime karşı, devletime karşı büyük devlet şeyi yapmaya kalkışırsa, istilacı bir devlet haline gelirse, şimdi Rusya'nın öyle bir imkan şeyi var mı, olasılığı var mı? Bir emperyalist devlete dönüşme şeyi Türkiye'ye var. Türkiye'ye karşı olamaz. Yani bak, bizim, bunu da bizim şöyle söyleyeyim. Bizden ne farkı var yani şeyin Rusya'nın? O bir de şöyle bizim kabaca iki misli büyüklüğümüzde ekonomi olarak, ekonomik büyüklük olarak, yıllık milli gelir olarak bizden biraz daha şanslı çünkü cari fazla veriyor. 140 milyon nüfusu var ama bir 30 yıl sonra kabaca. O da sonradan oldu biliyorsunuz. IMF şeyinden vazgeçtikten sonra oldu biliyorsunuz. Tabii Sovyetler tabii. Birliği dağıldı. Bir dibe vurdu ekonomi. Neredeyse sonra Rusya da dağılıyordu. Yeltsin zamanında öyle gitseydi yani evet. Putin gelmeseydi. Sonradan şimdi Amerikancılıktan vazgeçince evet, yani toparlandı. Bak şimdi Rusya'nın derlenip toparlanma yani. Kabiliyeti çok yüksek zaten. Böyle Rus milletinde bu var. Bir 30 senesi sonrasını düşünelim. Şu anda Türkiye nüfusu sanıyorum 85 milyon. Rusya'nınki 140 milyon.
Yani neredeyse kafa kafaya geleceğiz bir 30-35 sene sonra falan. Şimdi ikincisi hani olsa olsa bizden milli gelir olarak şu anda bizim iki katımız büyüklüğünde. O yıllara gelindiğinde de hemen hemen birbirimize yakın hale geleceğiz. 30'larda olmuş öyle biliyorsunuz. İki tane ülke var birbirine şey yapan. Planlı ekonomi uygulamaya başlıyoruz. Birbirimize görüş alışverişi, bilgi alışverişinde bulunarak da hakikaten. Evet. Sanayi vesaire oralara ağırlık veriliyor. Üretime ağırlık veriliyor. Tabii 1900... Ki üstelik de 30'lardaki, dünya buhran. 1930'lardaki Türkiye'nin sanayileşme hamlelerinde de Sovyetler Birliği'nin büyük payı var. Evet, evet. Ama aşağı o yıllarda falan Sovyetler Birliği çok büyük bize göre nüfus olarak. Yani 1945'te mesela Sovyetler Birliği 180 milyondan 160 milyona falan düşmüş durumda. Biz gele gele 18 milyona gelebilmişiz. Aramızda korkunç bir fark var. Yani ama ya bir de savaşmışız biz de yani 3-4 tane. Hem savaşmışız hem de 19. yüzyıl boyunca Balkanlar. 19. yüzyıl boyunca Müslümanlar çok geri kalmış. Nüfusları artamamış. Yani kadınlar 7-8 belki daha fazla doğum yapmış ama hayatta 1-2 çocuk kalabilmiş. Bu hep savaştan gitmemiş. Hastalıklarla gitmiş bilmem ne. O yüzden Cumhuriyet'in mesela Atatürk'ün en önemli dikkat verdiği alanlardan biri de sağlık. Büyük sağlık taramaları yaptırıyor, aşı kampanyaları. Çünkü şunu görüyor Atatürk. Balkanlarda falan mesela o Hristiyan ülkelerin nüfusları, Osmanlı'dan ayrılan, bağımsız olan ülkelerin nüfusları Osmanlı'nın yönetimindeyken de o topluluklar ayrıldıktan sonra da hızla artıyor. Yani şöyle söyleyeyim, mesela Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na girdiğinde toplam nüfusu, yani bugünkü Türkiye diyelim, artı bugünkü Irak, Suriye, bugünkü Filistin, Lübnan, bugünkü Suudi Arabistan denilen coğrafya, buranın, Ürdün'de dahil, buranın toplam nüfusu 21 milyon tahmin ediliyor. Sadece şeyin nüfusu, Romanya'nın nüfusu 14 milyon falan civarında. Birinci Dünya Savaşı'na girildiği yıllarda. Yani büyük bir imparatorluk falan diye insanlar konuşuyor ya, yok böyle bir şey. Mesela tahmin ediyorum bizim milli mücadele sırasında Yunanistan'la nüfusumuz olsa olsa 1'e 2. Hatta daha az, pardon. Daha az. 1927'de falan 1'e 2'yi yakalıyoruz. Yani bu nüfus çok önemli bir şey. Evet, o yüzden tabii. Atatürk ve arkadaşları bunu görüyorlar, tedbir alıyorlar. Nüfusumuzun artması lazım diye. Ama açlıktan falan insanlar ölüyor biliyorsunuz. Tabii yerlerde, tabii. Sokaklarda falan yani. Esas bu hastalıklardan kırılıyor. Ben tam öyle bir ailenin çocuğuyum. Görmüşüz, geçirmişiz. Yani bizim ailede geriye doğru gittikçe böyle bunun hikayeleri doludur. Yani 7 kardeş, 8 kardeş olup mesela biz 7 ya da 8 kardeşli bir aileden en son dedemizin milli mücadelede askere alınıp sonra köyün muhtarının ta Konya'nın içine gidip onu geri getirip bu adamın zürriyeti kalmadı, bunu alamazsınız askere diyerek geri getirmesiyle yeniden oluşan bir aileyiz. Yani o da gitse, bitiyor musunuz? Tabii yani? O da şehit olsa, yani onun da künyesi gelse bizim aile olmayacak. Yani ben burada olmayacağım adeta. Yani bizim aile onlarla doludur böyle. O ama aynı zamanda mesela anlatırlardı rahmetli işte babaannem, anneannem, ebelerim diyelim. Bunlar 18 yaşında kızamıktan ölen delikanlıların hikayelerini anlatırlardı. 18 yaşında. Onun için şey kaba önemli tabii değil mi? Yani bize de bizim kaşımızı gözümüzü beğendiğinden değil, biz de onların kaşını gözünü tabii, beğendiğimizden tabii. değil. Ortak çıkarlarımız ortak çıkarlarımız ve 30'larda bunu yapmışız, el ele vermişiz hakikaten de. Neredeyse denk bütçe yapmışız. O zaman geliyorlar, batılı ekonomistler geliyor. Nedir bunun formülü, anlamı filan diye. Ben gazetede haber okudum. Yani bilmem kim geldi tabii, tabii. diye. Devletçi şey ekonomiler daha devletçi, başarılı o evet, zaman. Daha bu başarılı. 1929 29 buhran buhranından var sonraki yıllarda. Evet. Tarımı geliştirmeye evet. çalışıyorlar. Evet. Makineleştirmeyi sağlıyorlar. Hı-hı. Orduda askerliğini yapanlara o aletlerin nasıl kullanacağını öğretiyorlar. Asker şey silah kullanmaktan çok bilmem diyelim. Tabii tabii. Şeyleri falan. Peki bugüne gelirsek.
Bugün ne yapmamız lazım? Nasıl bakmamız lazım? Şimdi bugün bir defa şöyle bakmakta fayda var. Yani biz bu coğrafyada Ruslarla birlikteyiz. Bu Ruslarla birlikteliğimiz sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin birlikteliği de değil. Yani şöyle düşünürsek Azerbaycan'ın da Rusya ile çok önemli ilişkileri var. Bakın bütün bu krizin içinde hemen Aliyev uçağına atladı, gitti. Yeltsin'le çok önemli, neredeyse ittifak diyeceğimiz bizim Şuşa deklarasyonuna benzer bir anlaşma imzaladı geldi. Putin diyorsunuz. Aliyev. Aliyev ile Putin. Tabii Aliyev ile Putin imzaladı. Şey Yeltsin dediniz de. Ha pardon. Hemen uçağına atladı gitti ve bunu yaptı ve Aliyev güzel de bir açıklama yaptı. Evet, çok güzel bir anlayış. Dedi ki yani Türkiye, Rusya ve Azerbaycan birlikte hareket etmeli. Yani daha işbirliği, daha sıkı ne işbirliği diyorsunuz konusu. Bence çok doğru bir şey. Şimdi mesela Ruslarla ilişkilerimiz... Çünkü başardık biliyorsunuz. Karabağ böyle başardık. Tabii tabii. Evet. Yani onu herkes bir şey artık kabul etmek durumunda. Ayrıca bizim Ruslarla ilişkilerimiz gerildiğinde, mesela o uçak düşürme hadisesinde olduğu gibi, Kazakistan da rahatsız oluyor bundan. Orta Asya'daki ülkelerin bizimle ilişkileri de bundan zarar görüyor. Çünkü onların Rusya ile Ruslarla çok yakın ilişkileri var. Mesela Kazakistan niye Ruslardan askeri yardım istedi? Şimdi şunu anlamak lazım. Bir defa bu kolektif güvenlik örgütü, anlaşması örgütünün üyesi. Kazakistan o günkü olayları bir jeopolitik saldırı olarak değerlendirdiği için kendi blokundan yardım istiyor. Yani bana yönelik bir saldırı var ve bu saldırıyı püskürtmek için mensubu olduğum blokun bana yardım etmesi lazım. İki, Kazakistan'ın bugün aşağı yukarı 1/3'e yakın nüfusu halen Rus ve Ukraynalılardan oluşuyor. Büyük çoğunluğu Ruslar olmak üzere. Yani nüfusun haritasının özellikle kuzey kısmı ve Rusya'yla sınırı olan bölgeleri. Şimdi üçüncüsü, eğer Kazakistan ve Orta Asya'daki devletler Rusya ile sağlam bir müttefik ilişkisi içinde olmazlarsa Çin'le ilişkilerinde rahat edemezler. Bunlar her ne kadar Şangay üyesi şu bu olsalar da yani akıllıca bir şey yapıyorlar. Orta Asya'nın jeopolitiği gereği Rusya'ya sırtlarını veriyorlar, birlikte hareket ediyorlar ama orayla sınırlı kalmıyor ilişkileri. Herkesle ilişki kuruyorlar. Bu arada Rusya ile müttefik olmanın verdiği güvenle Çin'le, Hindistan gibi dev ülkelerle de ilişki kurabiliyorlar. Tabii eşit ki. İlişki kurmak tabii önemli ama eşit ilişki. Tabii tabii eşit. Tabii tabii. Mesela yani kazan kazan tabii, ilişkisine tabii, dayalı tabii, bir ilişki tabii. Önemli. Bu sadece niye? Diplomatik çünkü ilişki söyleyeyim. Kurup büyükelçilik açmak değil. Yani tabii. İlişki kurmak mesela... Yanlış hatırlamıyorsam bu Bir Kuşak Bir Yol projesi ilk olarak Kazakistan'da açıklandı. Ha, evet. Yani şaka değil bunlar. Şimdi dolayısıyla... İşte Türk Cumhuriyetleri yani... Ha, Türk Cumhuriyeti yani biz Rusya ile ilişkilerimizi iyi tuttuğumuz zaman, işbirliğimizi iyi götürdüğümüz zaman onlar da rahat ediyor. Çünkü onlar bizimle iyi ilişki kurmak istiyorlar. Ama aynı zamanda Rusya ile müttefikler. Şimdi... Biz Rusya'yla düşman haline gelirsek bunun onlara da yansıması oluyor. Tabii emperyalistler bize, ne yaparsa hepsi onun tersi tabii, doğrudur diye düşünürüz ya. Bir de Çin'le bizi koparıyor aramızı orada. Bozmaya çalışıyorlar mesela diyelim Çin'le Rusya'nın arasını bu son olayda çok şey yaptılar ama tutmadı. Tabii tutmadı. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu coğrafyada Ruslar da biliyor, görüyor, anlıyor ki yani bir Türk coğrafyası var burada. Ve bu Türk coğrafyası birbiriyle işbirliği yapacak, bir araya gelecek, kültürel işbirliği, ekonomik işbirliği, ticari işbirliği artan bir oranda bu devam edecek. Bunu zaten kabullenmiş durumdalar. Bunun şeffaf olması, Rus karşıtı, Rusya karşıtı olmaması, yani böyle bir düşmanlık içermemesi kaydıyla bunu zaten kabullenmiş durumdalar. Bunun devamını da faydalı gördüklerine dair her türlü işaret var. Buradaki sıkıntı şu. Bölge dışından aktörlerin finanse ettiği, desteklediği bir pantürkizmin gelmesi. Eğer bu gelirse yani Rus düşmanlığı üzerine kurulu bir Türk milliyetçiliği davranışı. Ama o zaman ne Rusların lehine oldu zaten öyle. İzin de vermezler.
vermezler. Ruslar de, kendi coğrafyalarında yani şöyle diyeyim. Diğer ülke açısından da bir kazançlı bir bizim durum de, değil ki o. Bize de çok büyük şeye mal olur. Biz Türkiye'de pan-Türkizm yapacağız derken Türkiye'yi kaybederiz. Evet, Türkiye'yi. Aklımızı başımıza almamız lazım. Evet. Ha burada ki hele şu dönemde yani. Efendim tabii hele şu dönemde tabii. İhtiyacımız başka. Efendim değil. Her dönemde bir de. Yani görünebilir bir gelecek üzerine dış politika kurulur. Yani şöyle şeyinde gittiğimiz için şu sıra... Yani birazcık ekonomik bakımdan falan toparlanmaya çalışıyoruz. Bir düştük mü düşeriz yani. Şimdi bu çerçeveden bakacak olursak mesela Rusya tarafının Putin ve ekibinin Türkiye'ye bakış açısı da şöyle. Stalin'in yaptığı hatayı yapmamak. Yani Türkiye'yi daha fazla batıya itmemek. Çünkü Türkiye'nin dış politikasının dinamikleri Türkiye'yi daha bağımsız, daha ortada bir çizgiye getiriyor zaten. Ama şimdi Türkiye'yi onlar bir sebepten dolayı karşılarına alırlarsa, o zaman Stalin yaptığı hatayı katlamalı bir şekilde tekrar etmiş olurlar. Mesela örnek olarak şunu söyleyelim. Diyelim ki biz Rusların uçağını düşürdüğümüzde, ki belki de yakın dönem, Türk dış politika tarihinin en büyük hatasıydı. Bunu yaptığımızda Ruslar da askeri olarak... Yani biraz da şey, o da bir şey tabii olduğu bir operasyon olduğu anlaşılıyor. Şimdi Ruslar da buna askeri karşılık verseydi. Allah korusun tesislerimizi bombalasalardı, füze fırlatsalardı, bilmem ne olsaydı falan. Ve NATO bizi, Amerika bizi kurtarmaya geliyor gibi olsaydı, Türk-Rus ilişkilerini 50 sene daha toparlayamazdık. Ama bu arada Türkiye bölünmeye giderdi. Çünkü bizi kurtarmaya gelen NATO bir YPG devleti oluşturacaktı. Bir büyük Kürdistan projesini hızlandıracaktı ve bunu bize mecbur edecekti, dayatacaktı. Dolayısıyla şimdi... Adamlar da haklı ama bizi şey yapmakta diye düşünüyorum bazen. Büyük Orta Doğu projesi diye bir şey vardı. Hatırlıyorsunuz tabii, değil mi? Tabii. Ne oldu? Orada onu yerle bir ettik yani. Evet, biraz evet. Da Türk milleti gitti üzerine. Sonuçta yani bu konudaki bir de o projelerin fikirsel altyapısı vardı. Onlar tartışıldı. Sonra uygulamaya konuldu. Mevcut hükümetin ilk 10 küsur yılında. Fakat bu bölgenin gerçekleri o fikirleri reddetti. Reddetti. Yani bugün belli bir noktaya geldik. Şimdi bu saatten sonra işte vay efendim Kırım Türk yurduydu. Bilmem neresi şöyleydi. İşte Rusya yeniden Rus İmparatorluğunu kurmaya çalışıyor. Bizim bunlara niye karşı çıkmıyoruz falan. Böyle tezler üzerine bir dış politika kurulmaz. Doğru yani, da değil zaten. Yani gerçek tabii, de değil. Tabii, Kırımlılar tabii. Öyle düşünmüyorlar. Kırımlılar kendi şeylerini diyelim menfaatlerini nedir? Çünkü Rusya büyük bir devlet. Orada kazanılmış bazı haklar var. O eğer azınlıklar da var, azınlık milliyetler de var. Onlara özel bölgeler var diyelim. Onlara tanınmış bazı haklar var. Otomatik o haklara siz evet. De sahip olacaksınız Kırım diye evet, düşünüyorum. Daha fazlasını da alabilirlerdi oradaki özellikle Tatarlar iki, falan. Evet, iki dakikamız kalmış büyük bir şey. Evet. Ha yani ve, özetle bugün... Evet, ne yapmamız lazım? Ne, yani bence Ukrayna şöyle, Ukrayna krizinde Türkiye dengede götürüyor şu ana kadar. Yani bazı açıklamalar bizi sanki dengenin bozulduğu fikrine itebilir ama tam öyle değil. Benim görüşüm 29 Eylül'deki bu Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından Türkiye'nin bu Ukrayna politikası daha bir dengeli hale geldi. Şimdi burada bu politikayı, bu dengeyi yürütmekte fayda var. Çünkü bir sonraki aşamada bizim Rusya'yla çok önemli pazarlıklar yapmamız ve bir vizyon oluşturmamız da mümkün. Sadece şunu söyleyeyim. Mesela geçen gün, dün değil evvelsi gündü. Lavrov konuşmasında Kuzey Değişim Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğrudan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyerek atıfta bulundu. Sözde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, sözde bilmem ne falan demedi. Ve Rum tarafında alarm zilleri yeniden çalmaya başladı. Acaba bunlar arasında böyle bir şey mi gelişiyor? Çünkü şunu söyleyeyim sadece, ben Twitter'da da bunları yazıyorum ısrarla. Bugünkü dünyada Kıbrıs'ta tek devletli bir çözüm Rusların çıkarına değil. Çünkü o topraklar otomatikman o zaman Avrupa Birliği toprağı olur ve kademeli bir biçimde
NATO'ya da girebilir NATO o devlet. Olur. Ve diyecektim, siz tamamladınız. Aynen. Evet. Yani şimdi NATO'nun genişlemesine Doğu Avrupa'da karşı çıkarken burada destek veren bir Rusya yanlış yapmış olur. Peki, bunu da kabul ediyorlar. Bir soru. Bu böyle bir şey Türkiye açısından doğru mu olur? Fevkalade yanlış olur. Zaten Türkiye'nin iki devletli çözüm projesi Kıbrıs'ta ancak Ruslarla açılacaktır. Bunu da göreceğiz. Ama bunun karşılığında da tabii Türkiye'nin Suriye politikasını değiştirmesi, derli toplu bir hale getirmesi, kendi çıkarlarına uygun şekle sokması, Rusya ile ilişkilerini genel bir vizyona tabi tutması, bunları yaparken de Batı ile ilişkilerini ideolojik bir kavgaya sokmadan da yapması mümkün. Yani yeter ki bunlar üzerine çalışılsın. Peki böyle bir şey olduğunda, yani Akdeniz'de böyle bir şey sağlandığında, diyelim Karadeniz'i tabii bir şey haline getiriyoruz. NATO'dan arınmış bir deniz haline getiriyoruz. Zaten mavi NATO vatanımız. Evet. Ama şimdi inerse tabii şey oraya, Ukrayna dolayısıyla girerse Amerika oraya, zaten niye Ukrayna ile uğraşıyor olsun? Yani Ukrayna'dan ziyade şey, şimdi Romanya ile açılmaya çalışıyor ama o sınırlı bir şey. Bir yerlerden zorluyor da biz oralarda sağlam tutarsak. Karadeniz'i sağlama aldık ama bu yeter mi? Yetmez, çünkü bizim meselemiz esas Akdeniz'de. Yani Ege tabii var ama Akdeniz sağlam olursa zaten her yerde, yani Doğu Akdeniz'de işbirliği yapacağız. Adalar tabii diyoruz. Doğu Akdeniz'de işbirliği yapacağız, Kafkaslar'da işbirliği yapacağız, Karadeniz'de işbirliği yapacağız, Orta Asya'da işbirliği yapacağız. Bir de iki devlet arasındaki işbirliği muazzam rakamlarda. Yani bunun rakamsal tarafı da büyük. Bunun stratejik tarafı da önemli. Mesela artan bir oranda askeri işbirliği yapmaya başladık. Bu bir 15 sene sonrasını düşünelim. Türkiye ile Rusya arasındaki savunma sanayi işbirliği çok daha ileri noktalarda olabilir. Olabilir. Dolayısıyla ama sadece böyle vizyoner düşünmek değil, tabii, lazım. Türk Cumhuriyetleri, Kazakistan, ikide bir de söyledik zaten onu da. Özbekistan var. Önemli bir Türk Cumhuriyeti. Azerbaycan var. Diğer Türk Cumhuriyetleriyle falan birleştiğimizde bayağı birbirine destek olabilecek ekonomiler bunlar. Birbirlerini tamamlayacak tabii, ekonomiler. Tabii. Bu ne demek? Çin'in karşısında da elinizi belinize koyduğunuz, daha konuşabildiğiniz bir güç verecektir size. Daha sağlam basarak işbirliği yaparsınız. Evet. Dolayısıyla Ukrayna'ya biz ne demeliyiz? Yani şimdi biz NATO gel bu işi çöz mü demeliyiz hocam? En son sorum da bu olsun. Hayır, hayır. Bence bizim Ukrayna'ya diyeceğimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında söyledi. Minsk anlaşmaları çerçevesinde ama dedi. Şu anda artık o kalmadı. Bizim Ukrayna'ya söyleyeceğimiz şey, Rusya ile otur masaya ve bu işi çöz. İki, el altından söylememiz gereken şey de şu. Kardeşim, senin NATO üyeliğin mümkün değil. 3. Sana NATO üyeliği mümkünmüş gibi söyleyen ülkeler yalan seni söylüyorlar. NATO platformlarında bu ciddiyetle konuşulmuyor bile. Dolayısıyla biz isteriz ki son bir şey de belki şu söylenebilir. Bu tarafsız ülke olmak o kadar kötü bir şey değil. Mesela Finlandiya yıllarca bundan çok büyük kazançlar sağladı. Doğu Batı arasında kalarak. 1950'lerde, 60'larda, 70'lerde Yugoslavya çok büyük kazançlar sağladı bundan. Yani bunun eğer ayarı iyi tutturulursa iki taraftan da çok büyük kazançlar elde etmek mümkün. Dolayısıyla bunu bu şekilde değerlendirmek lazım ve yani Ukrayna'yı satışa getirmek anlamında Batılıların yaptığı gibi piyon haline sokmak ya da satışa getirmek gibi bir derdimiz olmamalı. Ama hayatın gerçeklerini de Ukrayna'ya anlatmak lazım. Çünkü bir sonraki aşamada dediğim gibi Ruslarla birçok konuda bir vizyon, bir dosya pazarlığı yapmamız mümkün. Evet, zayıf ve henüz devlet olmayı ve bir irade kurmayı oluşturamamış bir devlet var karşımızda. Kolaylıkla başkasının etkisi altına girebilecek olduğu için. Orada o dediğiniz o sadece 30 saniyede şunu söyleyeyim. Bağımsız, yani tarafsız kalmakla halledebilir mi? Orada çok emin değilim. Şöyle, şimdi bazı milliyetçilikler zehirli bir hal almış durumda. Ukrayna'nın batı bölgelerindeki batı milliyetçilik, Baltık ülkeleri, Polonya, Romanya, buralarda milliyetçilik tamamen Rus ve Rusya karşıtlığı haline gelmiş. Bu doğru değil. Ve NATO'ya arkasını vererek Rusya'yla tarihi hınçlarının hesaplaşmasını yapabilecek gibi ergen tavırlar içinde oluyorlar. Öyle devlet yönetilmez. Bunları öğrenmeleri lazım. Evet.
Peki efendim. Doyum olmuyor ama kesmek İnşallah zorundayız. İnşallah yine olur. Bitiriyoruz. Çok teşekkür ederim. Sayın Hasan, Profesör Doktor Hasan Ünal'la birlikteydik. Konuğumuzdu. Türkiye-Rusya-Ukrayna ilişkilerinin geçmişini ve geleceğini geçmişten biraz da örnekleyerek. Hakikaten de ben bile hani unutmuşum bazı şeyleri, böyle tıp 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 oturdu. Yani ayak izlerini takip edince, hani var ya şöyle şey, çocukların oynadığı oyunlar var. Hı hı. Tam çıkış yolunu buluyorsunuz. Bir giriş vardır, hani çıkış vardır, evet, o şey. Evet, evet. Tam teşekkür öyle ederim. Gibi bir program oldu. Çok teşekkür ederim efendim katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyoruz.